Ben o dönem çok ciddi mücadele verdim. Yani devletin her bir kurumu en altından en üstüne kadar, belediyesinden kaymakamına, valisinden bakanına kadar her kademeyi gezerek anlatmaya çalıştım, anlattım. O dönem Alevi Sivil Toplum STK'larından görüşmeler yaptık. Birçok kurumdan belgeler aldık. Yani Hüseyin Gazi Vakfı'nı tanıdıklarına dair, Hüseyin Gazi Vakfı'nın orada olması gerektiğine dair. Ama geçmişte şöyle bir durum vardı. Yani nasıl söyleyeyim? Orası bir dönem Hüseyin Gazi'ye çok az bir süre tahsis olarak verilmiş. Daha sonra bu tahsis iptal olmuş. Hüseyin Gazi Vakfı orada işgalci olarak varlığını sürdürmeye devam etmiş. Yani Hüseyin Gazi Vakfı orada benim başkanlığım döneminde bir işgalci konumdaydı. Daha sonra ben dediğim gibi bu girişimler sonucunda buraya yapılan tahsisi iptal ederek Hüseyin Gazi Vakfı'na tahsis edilmesini sağladım. Yaklaşık tabi biliyorsunuz bu konular Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün meclisinde görüşülüp karara bağlanan konular. Vakıflar Genel Müdürlüğü meclisinde görüşüldü. Hüseyin Gazi Vakfı'na verilmesi uygun görüldü. Bu nedenle önce Alevi İnanç Vakfı'na yapılan tahsis iptal edildi. Daha sonra Hüseyin Gazi Vakfı'na tahsis yapıldı. Hatta bir bedel biçildi, 10 bin lira gibi bir bedel. Ben buna çok karşı çıktım. Daha sonra bu bedel 6 bin liraya indi. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı İstanbul'da Şahkulu Dergahı'nda bir programı vardı. Ben de oraya davetliydim. Orada Cumhurbaşkanı'yla bu konuyu konuşma imkanı buldum. Kendilerine vakıflar arazileri üzerinde bulunan cemevlerinden veya hazine arazisi üzerinde bulunan cemevlerinden kira alınmasının doğru olmadığını, çünkü bu araziler üzerinde camilerin de olduğunu, camilerden nasıl kira alınmıyorsa cemevlerinden de alınmaması gerektiğini söyledim. Yani inanç merkezlerinden devlet kira alamaz, doğru değil dedim. Daha sonra Cumhurbaşkanı bu konuyu zannedersem 3 gün 4 gün sonra, hatta benden isimler istediler bu konumda olan nereler var diye. Ben bir araştırma yaptım. 6-7 yerde böyle yerler buldum. Mesela Adalar Cemevi, işte Şahkulu, Hüseyin Gazi, Sücahattin Veli gibi yerleri buldum. Böyle 6-7 isimlik bir liste verdim. Daha sonra MYK'dan bir karar çıktı. Vakıflar ve hazine arazilerinde bulunan yerlerden kira alınmamasına dair. Dolayısıyla Hüseyin Gazi'nin tahsisi de 10 yıllığına bedelliyken bedelsiz olarak tekrar Vakıflar Genel Meclisi'nden bir kararla onandı. Ama bu esnada Vakıflar Genel Müdürlüğü Alevi İnanç Vakfı'na yaptığı tahsisi iptal ettiği için Alevi İnanç Vakfı dava açtı. İlerleyen zamanlarda bu davayı kazandı. Daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü bu davayı istinafa taşıdı. İşte istinaftan da Alevi İnanç Vakfı lehine onaylanıp geldi. Ben Hüseyin Gazi Vakfı'nın olağan genel kurulunu yapmak için normal olağan genel kurul takvimini başlattım ve çalışmalara başlattım. Ama ancak ben olağan genel kurul takvimini yürütürken bazı kişiler, şu anda yönetimde olan arkadaşlar, olağanüstü genel kurul yapmakla ilgili bir girişimde bulundular ve bizim olağan genel kuruldan bir hafta önce olağanüstü bir genel kurul yaptılar ve bu genel kurulu da usulsüz bir şekilde yaptılar. Ama derler ya, kitabına uydurdu, kanununa uydurdu diye. Bizim yönetim kurulu üyemiz var, Ali Asker Koç. Aynı zamanda vakfımızın genel sekreteridir. Aynı zamanda muhasebecimizdir. Ali Asker Koç'a bir tebligat yapılıyor. Olağanüstü genel kurul talebinde bulunuyor. Ve bu tebligat yönetimden saklanıyor. Ve bu tebligata 15 gün içerisinde yönetim cevap vermediği için mahkemeye başvuruluyor. Deniliyor ki ya biz olağanüstü genel kurul talebinde bulunduk ama Hüseyin Gazi Vakfı yönetimi bize cevap vermedi. Mahkemeye de olağanüstü genel kurul yapmakla ilgili yetki istiyorlar. Daha sonra Bunu yapanlar aynı zamanda yönetimde olan şu anki yönetimdeki senin döneminde de görülecek. yok, Hüseyin Gazi Vakfı ile yönetim veya mütevelli heyetinde olmayan kişiler şu andaki yönetimdeki arkadaşlar, ama mütevelli heyetinde olan 2-3 tane ismi kullanarak ve bizim yönetim kurulundaki demin ismini bahsettiğim arkadaşı da kullanarak bu planı ve tezgahı hazırlıyorlar.
Daha sonra mahkemeye başvuruyorlar. Mahkemenin tebligatları da vakfın e-sistemine e-tebligat yoluyla yapılıyor. Aynı şahıs tarafından bu tebligatlar da yönetimden saklanıyor. Doğal olarak mahkemeden de haberimiz olmuyor. Ancak mahkeme bittikten 2 gün sonra benim haberim oldu. Haberim olunca hemen konuyu itiraz ettim, istinafa taşıdım. Hüseyin Gazi'nin adı büyük. Bir de biz dediğim gibi 2 yıllık çalışmalarımızda Hüseyin Gazi'yi gerçekten bir marka ve ismini çok çok yücelttik. Çok büyük tartışmalar olsa da mesela Cumhurbaşkanı ziyareti ve bu tartışmaların oraya olumlu yansımaları da oldu. Mesela o ziyaretten sonra hafta sonları ziyaretçi sayımız bir anda 2'ye 3'e katladı mesela. Hani sadece Alevi vatandaşlar değil, Sünni vatandaşlar da inanılmaz gelmeye başladı. Doğal olarak siyasetçiler de inanılmaz derecede ilgi göstermeye başladılar. Yani oranın başkanı olmak insana bir statü veriyor. Oranın yöneticisi olmak bir statü veriyor. Ben şu andaki yönetimi kabul etmediğimi daha önce kamuoyuna beyan etmiştim. Bu yönetimle de ilgili kendilerine buradan bir makam, isim sağlamak için yaptıklarını düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani deminki sohbetimizde cümle arasında çökme kelimesini kullandık. Yani siz çökerek aldığınız bir yere toplumu toplayamazsınız. Yani Alevi toplumu görüyor, takip ediyor. Biliyorsunuz sosyal medyada artık her şey çok hızlı yayılıyor. Mesela ben bundan dolayı karşılık bulamadıklarını, destek göremediklerini görüyorum.